PowerPoint eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft PowerPoint'te oluşturduğumuz slaytları PDF kaydetmek gayet kolay bir iştir. Oluşturduğumuz slaytları PDF kaydederken sadece belirlediğimiz bir slaytı da PDF kaydedebiliriz arkadaşlar. Bu ilginç ve güzel bir özellik. Normal belgelerimizi PDF kaydetmek için bildiğiniz gibi Word'de, Excel'de, PowerPoint'te hemen dosya menüsüne geliriz. Buradan farklı kaydet dediğimizde şuradaki kayıt türüne gelip kayıt türünden de PDF seçerek bunu PDF olarak kaydedebiliriz. Bu Word'de de aynıdır. Excel'de, PowerPoint'te de, de aynıdır. Burada ise şuradaki diğer seçeneklere bastığınız zaman karşınıza açılan kayıt penceresine geldiğinizde şuradaki kayıt türünde PDF seçili olduğundan emin olun. Seçenekler kısmına geldiğiniz zaman buradan bakın tüm slaytı kaydedebiliriz. Yani tüm sunuyu kaç slayt varsa o kadar geçerli slaytı kaydedebiliriz ya da seçmiş olduğumuz slaytları PDF olarak kaydedebiliriz. Özel gösterileri kaydedebiliyoruz. Özel gösteriler Anadolu ve Avrupa diye iki tane özel gösteri grubu oluşturmuştum. Bunları ayrı ayrı kaydedebiliyoruz. Ya da istersek belirli bir slayttan, örneğin birinci slayttan beşinci slayta kadar ki slaytları PDF kaydet gibi seçenekleri buradan yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar ek detaylar bakın burada. Slaytları çerçeveleyebiliriz. Buradan slaytları yazdır gizli sayfalar ekle gibi hepsini buradan detaylıca seçebilirsiniz. birden 5'e kadar kaydedelim. Tamam diyelim. Örnek sunum buraya da örneğin V1 diyelim. Masa üstüne kaydediyoruz. Kaydet dediğiniz zaman artık buradaki slaytlarınızın birinci slayttan beşinci slayta kadar kaydedildiğini görürsünüz. Şurada bakın dosyamız var. Açtığımız zaman Birinci slaytımız 2, 3, 4 ve 5. slaytları bakın buradan direkt rahatlıkla görürüz. PowerPoint'teki slaytlarımızı bu şekilde PDF kaydetme, tamamını PDF kaydetme veya seçtiğimiz sadece slaytları PDF kaydetmeyi böyle yapabiliriz.